Sen zaten ilkokulu Burdur'da merkezde okudun. Tabii tabii. Köyde hiç okumadım. Silah dediğin tüfek miydi yani? Tabanca değildi. Hı? Tabanca değildi yani. Dolma tüfek ya. Hı. O zaman... Şimdi babam hep tamir ettiği için ben hep bakardım. Tüfek şöyle. Önce barutu koyarsın. Arkasından bir paçavra. Emin misiniz? Barut şey olmasın diye. Akmasın diye. Ondan sonra saçma veya tek kurşun koyarsın. Ondan sonra bir paçavra daha. Harbi diye bir şey vardı böyle. Bunlar için çıtırasın. Sonra koydukları paçavra için mermi düşmesin diye. Tabii. İki paçavranın arasında mermi. Birincisi şeyi koruyor. Barutu. Yani fişek yapıyorsun yani. Tabii tabii. Birincisi barutu koruyor. Ondan sonra işte saçma veya kurşun koyuyorsun. Ondan sonra düşmesin diye bir paçavra da sıkıştırıyorsun. Bir kovan falan memesi... fırlatmıyor o zaman. Kovan yok. Kovan falan fırlatmıyor. Savunmak yok oluyor. Yok kovan falan yoktu o zaman. Dolma tüfek bunlar. Dolma mı? Tabii tabii dolma tüfek. Ama onların da bir kovanı vardır. Bir memesi, yani. Bir memesi vardır böyle. Hmm. Memesinin tepesine geçen de bir kapsül vardır. Hmm. O kapsülü geçirirsin. Horozu vardır. Horozunu kaldırırsın. Hmm. O şey vurduğu zaman kapsüle içeriye barutu ateşler, ondan sonra güm diye patlar. Yani şey o zamanki dolma tüfeklerin şeysi bu. Yani öyle fişek, karton fişek bilmem ne hazır öyle şeyler yok o zaman. Barut o zaman açık satılıyordu herhalde. Yani çift çifte derlerdi, bizde teki vardı, çifte derlerdi, çift deliklisi. Gene de dolmaydı. Tahtalar böyle. Ayrı ayrı tetikleri vardı. Ayrı tetikleri var tabii. Ondan sonra bu silah olurdu. Yani o zaman öyleydi. Fakat biz, bak o yaşta bile ben o kapsüller var ya patlamış, patlamış kapsülü buluyorduk. İçerisine kibrit başları var ya, kibrit başlarını bıçakla yontuyorduk, böyle içine dolduruyorduk. Siz de kibriti bol bulmuşsunuz valla. Ha, öyle patlatıyorduk. Yumurta mı? Anlatmışımdır sana. Yok. Oya boraya anlatmışım da. Benim çocukluğumda benden, işte ben o zaman 6 yaşındaysam 10 yaşında falan birisi daha vardı. Biraz daha yaşlıydı benden. Efe. Bir Efe'nin oğlu Efe. Sonra Süleyman Efe dediler. Katil oldu, öldürdüler. Köyde ben de onunla beraber olsam öyle, belki ben de öyle yani. Olacaktım. Ha, öyle. Gerçek. Öyle Efe. Onun babasının bir silahı varmış. Ya dedi bizde bir silah var. Getir bakayım şimdi. Ben de babam yani öğreniyor mu? Yok. Dedim ben bir bakayım ona. Getirdim kaslı bir silah. Şimdi babam özel çelikten yay yapıyor. Çubuk şeklindeki yayı ısıtarak büküyor. Ondan sonra onun ucu çengelli. Ondan sen yay yakmayı dedemden öğrendin yani. Dedemden. Ondan sonra ona su veriyor. Sertleştiriyor. Ondan sonra tavlıyor. Kırılganını önlemek için falan bir takım şeyler. Şimdi ben o kadarını bilemiyorum tabii şeyler. Görüyorum ama yapacak şeyim yok. Ne? Gücüm yok yani çocuk. İşte can gibi. Dedim biz bunu ağaçtan şey yapalım, yay yapalım. Gittik bir ağaç dalı bulduk. Ağaç dalını yonttuk güzelce böyle. Ondan sonra ağaç dalını böyle ikiye kıvırıyorsun. İkiye kıvırınca ağaç dalı ne olur çıt diye kırıldı. Hmm. Çok az bir esnekliği kaldı yani. Taktık onu şey oraya. Yonttuk. Tüfeği. Ne yaparız? Hani şeyde fişeği de. Yünüm diye bir yer var oradan bulduk kovanları. Boş kovanları. Hmm. Yünüm. Yünüm töreni evet. Yapılırmış. O da ayrı bir şey. Yünüm töreni yapılırmış. Hani hayvanları yıkamak için bir tören yapılır. Orada takır 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 herkes şey atar. Ondan sonra kovanlara fiyerlere kalır tabii. Onun içerisine barut koyduk. Ucuna kurşun çaktık. Arkasına şey koyduk. Arkasına kapsül çıkartarak kibrit başı koyduk. Fişek yaptık yani. Onu da koyduk içine. Ne yapalım bunu şimdi çocuk ya, akıllı heyecan. Hadi dedik, yaka, köyün üstünde bir şey var, kayalık bir şey, yamaç var. Oraya yaka diyorlar. Hadi yakaya gidip köpek avlayalım. Köpek avlayacağız. Şimdi yakaya gittik. Köpekleri buluyoruz. Atıyoruz. Cıt, yok bir şey. Yapıyoruz. Kuvveti yok şeyin yayın. Patlatmıyor ki. Yok bu olmaz dedik. Oynaya oynaya geliyorduk. Güm diye bir patlattık. Sonradan aklına geldi.
Demek ki bir o vura ağabey bir şey bir yere kadar gelmiş, ondan sonra patladı. Ödümüz patladı lan sana. Çocuk halimizde hiç unutmuyorum onu. Ahşaptan yay çalıştı ya. Evet çalıştı. Sizin köyde ama şeymiş değil mi? Texas gibiymiş. Texas gibi evet. Öyle mi? Hadi herkes evet. Silahlı mıydı? Şimdi akşamüstü olur, köyde hala öyledir. Akşamüstü oldum böyle, köyün o başına takır 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 silah sesleri. Buradan takır 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 takır. Nasıl takır takır ya? Dolma tüfekle takır takır. Hayır hayır şu anda. Dolma tüfek değil şu anda o zaman. O zaman tak. Şimdi burası. Ne biliyor musun? Çünkü herkes birbirinin düşmanı. Ya bende silah var haberiniz olsun. Hava atıyor. Şeysi, yani. Hava atıyor. Yani onu belirtiyor millet. Gelme. Gelme. Yani kendisini...